Günlerden cumartesi saatlerimiz 10.30'u gösteriyor ve sağlık olsun başlıyor efendim. Sağlık olsun da yine bugün farklı bir uzman doktorumuzu ağırlıyoruz. Uzman doktorumuza farklı bir konudan bahsedeceğiz yine. Efendim bugün yutma bozukluklarından ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yutma bozuklukları acaba hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Belirli bir hastalığın habercisi olabiliyor mu? Nasıl tedavi ediliyor? Az yemek ya da çok yemek gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor muyuz ya da başka hastalıklara yol açıyor mu? Bütün bunları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Gerekle konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. efendim. Çok uzatmak istemedim çünkü çok derin bir konu. Sizinle evet. konuşacağız. Seyircilerimizden gelen sorulara da yanıtları arayacağız. Instagram, Twitter ve mail üzerinden bize ulaşabiliyorlar zaten. Yutma işlevi Hayati bir işlev bence vücudumuz için kesinlikle, Yiyoruz, kesinlikle. içiyoruz ya da hayatımızı sürdürmemiz için ağzımızdaki tükürüğü bile yutkunmamız çok önemli bir şey yutkunmamız. E, nasıl bozuluyor bu işlev? Ya yutma aslında doğduğumuz andan itibaren olması gereken en önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi nefes almak gibi. Eğer beslenmede de ilgili bir problem ortaya çıktığında vücudumuzun çalışması için ihtiyaç duyduğumuz her türlü Enerji kaynağının bize ulaşmasının engellendiği bir durum. Dolayısıyla hayati öneme e, sahip olan bir fonksiyon. Bunun birçok bozulma gerekçeleri var. E, buradaki temel neden e, veya temel olay ağza aldığımız gıdanın, sıvının e, yemek borusu ile mideye taşınmasının aşamasındaki yollarda meydana gelen her türlü bozulmalar. Nörolojik olsun, tümören nedenler olsun yutma işleminin bozulmasına yol açar ve ciddi bir... E, Hayatımızı da zaman Hı -hı. zaman tehdit edecek Kesinlikle. bir problem haline gelebilir. Peki hocam e, yutma zorluğu yaşadığımızda en basit hemen diyoruz ki ya herhalde bademciklerim şişti, ve soğuk alganımı oldu kış aylarında özellikle ya da daha da ilerletiyoruz onun boyutunu. Aman Allah'ım boğazımda kötü bir şey mi var? Bir kanserin habercisi mi bu? Ya da başka bir hastalıkla mı mücadele etmek zorunda kalacağım? tiroidle ilgili mi bir sorun yaşayacağım? Bütün bu yelpazeyi anlatalım mı? Yutma bozukluğu. Yutma nedir diye başlayalım isterseniz. Tamam başlayalım. Evet. Yutma normalde eğer bu grafik üzerinde yarım e, anatomik yapı üzerinde de gösterebilirim. Ağıza aldığımız her türlü sıvı ve gıdanın çiğneme fonksiyonları gerçekleştirdikten sonra dil vasıtasıyla e, arkaya doğru yutak bölgesine doğru yönlendirilmesi ve buradan da yemek borusu vasıtasıyla mideye iletilmesi ile gerçekleşen bir olaydır. E, normalde doğduğumuz andan itibaren olmasını beklediğimiz bir fonksiyondur. Çünkü doğduktan sonra bebeğin emme refleksi devreye girer. Aslında anne karnından itibaren mevcut olan bir fonksiyondur. Bu aşamalardaki her türlü tümöral olaylar, enfeksiyonlar, mekanik basılar ve bazen ilaç veya benzeri nedenlerle ortaya çıkan problemler bu fonksiyonları bozar veya bazen biz cerrahi olaraktan bu fonksiyonları bir tümör cerrahi söz konusu olduğu zaman buradaki anatomik yapıları, anatomik yapıların çalışmasını sağlayan sinir dokularıyla ilgili bir hasar oluşturduğumuz zaman bazen biz e, hekim eliyle de bu yutma fonksiyonu bozulur. Tabii bu bozulduğu zaman e, önemli bir problemi de beraberinde e, getirir. Çünkü vücudun çalışması, tüm sistemlerin çalışması için enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjinin en doğal alım yolu ağızdan başlayan bir yoldur bu yolla ilgili problemleri düzeltmek durumda kalırız. Peki hocam bu çok küçük yaşlarda da ortaya çıkabiliyor mu? Yani bir bebeğin yutma zorluğu yaşayıp yaşamadığını anne e, anlayabiliyor mu? Erken teşhis burada önemli mi? Yani en küçük yaştan başlayacak olur. En, en küçük olursa... yaştan tabii en küçük yaştan başlayacak olursa yutma fonksiyonu aslında anne karnında başlayan bir fonksiyon. Yani bebek doğmadan yutma hareketlerine başlıyor ve, ve doğduktan sonra da emmeyle bu fonksiyonu, ilk emmeyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bazen bu hakikaten gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşmediği durumlarda doğumsal nedenler ortaya çıkabilir. Mekanik nedenler ortaya çıkabilir. Bu sindirimin ağızdan başlayan sindirim yolunun mideye kadar olan bölümünde doğumsal bazı hasarlar meydana gelebilir. Böyle başlayabilir ilk dönemde. Veya çocukta nörolojik hasarlar vardır. Konjenital anomaliler vardır. Veya bu bölgeye basan konjenital yani doğumsal kitleler vardır. Mekanik olarak da e, sindirim yolunu baskı altında tutan e, durumlar söz konusu olabilir. Bunlar ortaya çıkabilir. Veya anne emzirirken e, çocuğunu Buradaki e, görüntüde görüyorsunuz tamamıyla doğal bir olay aslında. Bu eğitimi e, başlangıçta bir çocuğun eğitimi söz konusu değil. Gör, görüntüde gördüğümüz gibi gayet rahatlıkla kendisi öğrenmiş, doğal olarak öğrenmiş biçimde çiğneme, yutma fonksiyonunu gerçekleştiriyor. Anneler bunun farkına varabilir. çocuğum rahatlıkla emmiyor der. Emmiyor dediği zaman bir hekimin görmesinde fayda var. Veya çocuk yiyeceği ağzında tutabilir. Yani 2-3 yaş çocuk yiyeceği ağzında tutuyorsa burada bir mekanik problemin olma ihtimali daha yüksektir. En önemlisi de iri bademcikler. Bademcik mekanik olaraktan tam dil kökünde gıdanın getirip arkaya doğru yönlendirdiği zaman ona direnen iki tane böyle mekanik bir yapı var. İri bademcik buna engel olabilir. Hocam sözünüzü kesiyorum. Şimdi çocuğun ağzına tutmasından bahsettiniz de sizin bizim yayınımıza konuk olarak çıkacağınızı duyurduktan sonra çok sayıda soru geldi. Hatta bir seyircimiz de bunu soruyordu. Akşam yedirdiğim yemeği sabah uyandığında hala yanağının kenarında çocuğumun görebiliyorum. Yutmuyor orada bekletiyor. Bu nasıl bir sorun? Nasıl gider? Yani, Bu nedir hocam? Yani burada tabii altta birçok farklı nedenler de olabilir. Yani akşam aldığı çiğnemeyi yutmadı. Allah korusun çok kötü. bir de. Tabii çok kötü. Bu hava yoluna kaçabilir. Akciğerlere kaçtığı zaman hem enfeksiyon veya mekanik olarak solunum problemine yol açabilir. Bu çok ciddi bir durum. Ee, böyle bir çocuk olduğu zaman bir e, kulak burun boğaz hekimi veya çocuk hekiminin en azından görülebilir ağız içindeki görülebilir anatomiye bakmasında fayda var. Bu çocuk psikolojik nedenlerle mi ağızda tutuyor çünkü bazen tepkisel olarak ağızda tutar. Yani anneye tepki, beslenmeye tepki, beslenme biçimine tepki. Ama şu bir gerçek, e, çocuk acıktığı zaman yer. Eğer herhangi bir nörolojik veya mekanik bir hastalıkla ilgili problem yoksa çocuk acıktığı zaman yer. Biz bazen bizim çocukları besleme alışkanlığımızda da problem var. Belki sorgulanması gereken yer o. Tepkisel olarak ağızda tutabilir ama bu önemli bir sorun. Yani, yani ağızda yiyecekle uyumaması lazım. Çocuk yutmadan arka arkaya da lokmaları vermemek gerekiyor. Vermemek herhalde. lazım. Evet. Acıkmadan da beslememek lazım belki Hı -hı. de. Bu da o zaman küçük yaşlarda başlıyor ve kişinin hayatını etkileyen bir kronik problem haline geliyor. Tabii belki. Yani bu yaşlarda. beslenme biçimi, yutma biçimi, çiğneme biçimi kişinin tüm hayatını etkileyecek olan bir konu. Kesinlikle. Peki hocam e, kimler daha çok yutkunma zorluğu yaşar diye sorsam böyle bir yaş cinsiyet ayrımı gibi bir şey var mı bir istatistik ya da bir çalışma? Yani burada çocuk ve erişkinleri ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani Çocuklarda e, mekanik nedenler doğumsal nedenler söz konusu olabilir buna bakmak lazım. Eğer çocuk yutmuyorsa emme refleksinde bir problem varsa... Nörolojik problemler söz konusu olabilir. Ama erişkin yaş grubuna geçtiğimiz zaman yutma zorluğu çekiyorsa e, burada daha çok mekanik veya tümören nedenler yani tümörün basısı söz konusu olabilir veya omurga e, boyun omurları bazen e, yemek borusu üzerinde ciddi baskı oluşturur. Kişi yuttuğu zaman e, bu lokmanın mideye geç zamanda ulaştığını veya orada tıkadığını hissedebilir. Bunu söyleyebilir. Yine erişkin yaş grubunda bazen nörolojik hastalıkların ilk bulguları olabilir. Çünkü yutma çok kompleks bir işlem. Birçok kas grubu devreye giriyor. Birçok anatomik yapı devreye giriyor. Bunların çok koordineli biçimde çalışması lazım. Ağızda lokmayı aldığımız zaman çiğneriz. Bunu bolus adını verdiğimiz yutulabilecek yuvarlak bir kıvama getiririz dil vasıtasıyla. Dil bunu yutak bölgesine geriye doğru buraya doğru yönlendirir. Bunlar bizim kontrolümüz altında olan işlemlerdir. Yemek borusunun baş kısmına geldiği zaman da yemek borusunu açılır, içerisine girer ve istemsiz olaraktan artık mideye kadar bizim kontrolümüz dışında ulaşır. Normalde bir yutma eylemini biz 3-4 saniyede gerçekleştiririz eğer çok aceleci bir tip değilse. Bazen bu 5-6 saniye kadar uzayabilir. Yine yutma sırasında hava yoluyla iç içe olduğu için hava yoluna kaçmayacak şekilde oradaki bazı anatomik yapıların devreye girmesi lazım yaşın ilerledikçe bu koordinasyonda bozulma meydana gelebilir. Bu nörolojik hastalıkların bazen ilk belirtisi olabilir. Eğer böyle bir problem söz konusu ise e, yutma ile ilgilenen bir kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri gibi e, dallara başvurmakta fayda var. Bazen psikolojik olarak da erişkinlerde de e, yeme bozuklukları, yutma bozukluklarının zeminde psikiyatrik rahatsızlıklar da söz konusu olabilir. Hocam şimdi siz çok hızlıca hemen 30 saniyede mesela çiğniyoruz, gönderiyoruz dediniz ya. Evet. Yutma zorluğuyla belki çok birebir bağlantılı değil ama. Bu aceleci yemekle Hah, karşılaştırmamak, evet. Karıştırmamak lazım. Evet yani e, hani lokmalarınızı yavaş yavaş çiğneyin. Hızlı yeme. Hızlı yemek. Ha, bu hızlı yemeği şuna da bağlıyoruz. Diyoruz ki hızlı yersek çok hızlı kilo alırız ya da hızlı yersek azımsızlık sorunu yaşarız. Hızlı yersek Doğrudur. Yutma e, yut, Yutma zorluğu yaşarız. Özellikle zorluğu yaşarız. Özellikle, böyle mi? Nasıl yani, yiyeceğiz yani? Aslında yani e, ağız içerisine aldığımız gıdaları özellikle katı gıdaları e, parçalayabilecek sağlıklı bir diş yapımız varsa bunları yumuşak kıvama getirene kadar çünkü tüklük de buna eklenecektir. Özellikle kuru gıdaları veya et gibi e, gıdaları e, yumuşak bir kıvama getirene kadar çiğnemek lazım. Çünkü e, özellikle muz kıvamı dediğimiz kıvam e, düzeyine gelmesinde büyük fayda var. Ee, bu noktaya geldiği zaman dilimiz bunu arka yutak bölgesine gönderecektir, rahatlıkla gönderecektir. Bazen bu parçalama işlemi, yumuşatılma işlemi gerçekleşmeden e, yutmaya çalışırsak mekanik olaraktan yemek borusunun içerisinde tıkanma meydana gelebilir. Özellikle e, et yiyenlerde zaman zaman yemek borusunda etin aşağı doğru ilerlemediğini ve orada tıkandığını cerrahi müdahale oradaki büyük bir et parçasını e, açar, ...alaraktan tekrar e, yutmanın bildiğini biliyoruz. Dolayısıyla yavaş yemenin e, bu anlamda da çok büyük bir katkısı var. Tabii e, sağlıklı beslenme e, ayrı bir konu belki yutmada ama sindirim faaliyetleri ağızda başlayan bir faaliyettir. Dolayısıyla çiğnemeye ağız içinde gerekli zaman ayıracak olursak sindirimin de e, gerçekleşmesine katkıda bulunmuş oluruz. Peki hocam seyircilerimizin en çok merak ettiği şey... Hani en başta sordum dedi ki önce bir yutma ne ondan bahsedelim. Sonra yutma bozukluğu bir hastalığın habercisi mi diyelim. Hep gelen sorular hocam işte su içerken zor gidiyor 2-3 bazen boğazımda hissediyorum 2-3 lokmada mı gidiyor denilir böyle kademe ile gidiyor su bile. Bu bir hastalığın habercisi olabilir mi ne yapacağım diye soruyorum. Olabilir aslında su içilmesi en zor olan e, aldığımız gıda veya atlandırabileceğimiz şeydir. Çünkü... E, su üzerinde basınç uygulama şansımız yok. Biz gıdaları ağızdan e, alıp yutarken üzerine mekanik bir dil vasıtası baskı uygulayaraktan aşağı doğru yönlendiriyoruz. E, su bu konuda en zor olan işlerden bir tanesi. Eğer su içme zorluğu yaşıyorsa burada mekanik veya nörolojik problemler olduğu akla gelmeli. Ama her yutma güçlüğü olanın da e, altında bir hastalık aramaya da gerek yok. Yani öbür türlü eğer yutma güçlüğü yaşayan herkeste bir hastalık arayacak olursa paranoya yol açarız toplumda. E, aceleci olmamak lazım. Eğer kişi yutma biçimine dikkat etmesinde fayda var. Aceleyle yemek yiyen, acele yutan birinde tıkanıklık söz konusu olabilir. Yani zaman zaman aldığı gıdanın işte birkaç e, e, kez yutkunmayla ancak aşağı doğru yönlendiğini veya su içme gereği duyduğunda e, bu beslenmedeki aceleciliği de e, göz önünde bulundurmak lazım. Ama öbür taraftan e, gerçekte her yemek sırasında öksürüyorsa hasta akciğere kaçıyor anlamına gelebilir. Islak bir ses çıkarıyorsa bu akciğere doğru kaçak olduğu anlamına gelebilir. Veya birkaç e, e, lokma yutma hareketiyle beraber lokmayı gönderiyorsa mekanik bir problem veya oradaki kasların çalışmasında nörolojik bir e, problemin olduğu anlamına da gelebilir. Ama şu bir kesin yemek sırasında ee, sık sık su içmek zorunda kalıyorsa ve bu süreklilik gösteriyorsa mutlaka zeminde bir yutma problemi olduğunu söyleyebiliriz. Araştırılması gerekir. Peki hocam o mekanik problemden kastımız nedir? Mekanik problemden kastımız bu bölgede yani e, a, dil kökünden itibaren başlayaraktan a, hipofarynx adını verdiğimiz yutak bölgesinin üst kısmındaki her türlü tümör olaylar, kitleler iyi huylu veya kötü huylu olabilir bu. Mekanik olarak yutmanın önünde bir engeldir. Bu önemli bir problem. Araştırılması lazım. İki, buradaki omurgalar, burada gördüğümüz omurgalar. Omurgalarla yemek borusu komşudur. Bu omurgalardaki yaşla birlikte ortaya çıkan eğrilmeler, kemik büyümeleri mekanik olaraktan e, yemek borusu üzerine baskı yapabilir ve lokmaların aşağı doğru geçişini engelleyebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki hocam bu zayıflıkla ya da kilo almakla yutma bozukluğu var. Teşhis koyulmuş yutma bozukluğu mekanik veya nörolojik bir problem sonrasında var. Bu yutma zorluğu çeken insanlar hızlı zayıflar. Yok yutma bozukluğu olan insanlar e, kilo alır. Ya beslenmeyle bir ilişkisi var mı? E kısmen var tabii. Yutma, yutma güçlüğünüz varsa çok yemek yemek istemezsiniz. Yani veya doyma süreniz ortalama 20 dakikadır Ortalama mideye gıdalar hı hı. ulaşmaya başladıktan sonra bu 20 dakikada çok yemek yiyen biriyle yutma güçlüğü çeken birine yediği miktar da birbirinden farklı olacaktır. Az enerji aldığımız zaman kilo kaybı söz konusu olabilecektir. Yutma bozukluğunun psikolojik olarak da sosyal hayattan kopardığı durumlar da var Esra Hanım, Onu da bahsetmek isterim. Eğer yutma güçlüğü çeken biri sosyal ortamlarda bu güçlükten dolayı bulunmak istemez. Kaçar çünkü yutarken öksürmeye başlayacaktır, sesli öksürecektir veya salya sakacaktır e, rahat yutamadığı için e, kendini biraz soyutlamaya başlar. Böyle sakıncaları da var. E, tabii bir de e, yutma güçlüğü çeken çok önemli bir hasta grubumuz bizim nörolojik hasarlı e, çocuk yaş grubumuz, yani serebral palsiden tutun da Down sendromu gibi geniş bir yelpazede değerlendireceğimiz çocuk yaş grubundaki hastalarımız var. Peki hocam cerrahi, ilaç, tedavi yöntemleri neler? yutma Yani burada cerrahi belki başlangıçta düşünecek bir konu değil. Ee, öncelikle yutma bozukluğunun nedenini çok iyi ortaya koyabilmek lazım. Psikolojik nedenlerse e, bu kişiye doğru bir yutma eğitimi verilebilir. Doğru yutmayla bu e, sağlanabilir. Yine bu bölgede kaslarla ilgili bir koordinasyon problemi söz konusu ise e, yutmanın ee, hem rehabilitasyonu, buradaki kasları güçlendirici çeşitli egzersizler var. Egzersiz bu e, kimisi elektriksel olaraktan yapılabilir, kimisi mekanik olaraktan yapılabilir. Bu egzersizler yine yutmanın pozisyonlamaları vardır, pozisyon egzersizleri vardır. Bizim en rahat yutabileceğimiz pozisyon başımızın bir miktar öne doğru olaraktan e, pozisyonladığımız durumdur. Bu, bu şartlarda daha rahat yutabiliriz. E, cerrahi olaraktan yapılabilecek o, konu eğer mekanik bir bası varsa, tümör varsa... Bu söz konusu olabilir. Bir de cerrahi olarak düzeltebileceğimiz durumlar var. Bazen ağız içerisindeki sekresyon çok fazladır, yutma güçlüğü vardır. O zaman bu sekresyona neden olan tükürük bezlerinin bazılarına botoks enjeksiyonu yapılabilir veya bu tükürük bezleri cerrahi olaraktan çıkarılabilir. Bunlar e, temin edildiği zaman daha sağlıklı, hijyenik e, diyebileceğim yutmayı temin etme şansımız olabilir. Hocam bize çok sohbet ederken konuşurken sosyal bir ortamda boğazıma tükrük kaçtı diyoruz. Nefesimiz kesiliyor. Sonra çok öksürmeye başlıyoruz. Gerçekten tükrük mü kaçıyor? Ne oluyor? Gerçekten orada öksürüyoruz. Gerçekten tükrük kaçıyor. Gerçekten tükrük kaçıyor. Ve ciddi bazen spazm evet. dahil böyle ciddi hava yolu problemleri ortaya çıkabilir. Hı hı. Çünkü sağlıklı bir yutmada e, aldığımız gıdan hiçbir şekilde akciğere yönlenmemesi lazım, akciğere doğru gitmemesi lazım çünkü bundan iki komşu yapı buradaki bu şey üzerinde daha belki rahat gösterebilirim arkada yemek borusu önde hava yolu var burada epiklot adını verdiğimiz bir kapak yutma sırasında hava yolunu kapatır gıdalar onun üzerinden yemek borusuna doğru kayar. Eğer bu kapak mekanizmasında bir bozulma söz konusuysa nörolojik olabilir veya uzun süreli apneli hastalarda bu yapı bozulabilir. Böyle bir olay varsa e, yutkunurken tükrüğümüz dahil e, hava yoluna kaçırabiliriz. E, bu da heyecanlı kişilerde bunu daha çok görürüz. Hı hı. Çünkü yutma refleksi aslında bizim e, bir dakika içerisinde... En az 3-4 kez gerçekleştirdiğimiz ağız içindeki salgıları e, sindirim yoluna gönderdiğimiz bireyle bazen bu koordinasyonu farkında olmayız. Aceleci kişilerde e, bunu daha sık e, görmek kaydıyla böyle bir problem olabilir. Ama bunun zeminde illa bir hastalığa bağlamamak lazım. Peki hocam mesela dedik ki o kapak sistemini bozmak, e, zayıflamak için insanlar yediklerini sürekli çıkarıyorlar sürekli bu psikiyatrik bu çok bir sorun bu da bir yutma problemi bu değil mi? Hem yutma hem bir davranışsal problem Hı -hı. yani davranış bozukluğu problemidir bunu çok fazla yapmamak lazım çünkü kusma eylemi buradaki tüm sindirim yolundaki yapıların mide içeriği tarafından kimyasal tahrişe uğraması anlamına gelir ki tersten düşündüğümüz zaman bu tahrişe uğramış alanların sağlıklı bir yutma fonksiyonu gerçekleştiremeyeceği aşikar Kesinlikle. Bunu yapmamak Hocam lazım. son soru, çocuklarını mama yedirirken ya da yemek yedirirken hangi pozisyonda tutmaları gerekiyor annelerin? Her şekilde o yani tabii, bebek bebek, zor bebek yaşamaması için. bebekleri bir miktar e, bunda hariç tutabiliriz çünkü bebek genelde emme pozisyonu kucakta Hı. ama eğer oturabilir hale geldikten sonra mutlaka oturur pozisyonda beslemek lazım. Asla asla, asla yatakta yatakta yatar pozisyonda çocukları beslememek lazım. Beslendikten sonra çocukların mutlaka bebekler için yan pozisyonda uyutmak lazım, sırt üstü uyutmamak lazım. Çünkü e, kusma veya ağızda tuttuğu gıdanın sırt üstü pozisyonda hava yoluna kaçma ihtimali çok daha yüksektir. Hava yoluna kaçar, akciğerlere kaçarsa bu hem hava yolunda mekanik bir problemle boğulmaya yol açabilecektir. Ayrıca akciğerlere kaçmış olan bu yabancı gıdalarında burada akciğer enfeksiyonu, pneumoni gibi enfeksiyona yol açıp hayatı tehdit etmesi söz konusu. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Son cümlenizi alalım artık süremizin sonuna geldik programımızı kapatacağız. Evet sağlıklı bir yutma eylemi gerçekleştirebilmek için önce sağlıklı bir anatomiye sahip olmak lazım. Acele etmemek lazım. Ağızda çiğneme fonksiyonları mutlaka belli bir zaman ayırarak bunu yapmak lazım. Bunlar gerçekleştikten sonra eğer hala yutmayla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız bir hekim tarafından görülmenizi tavsiye Kesinlikle. ederim. İhmal etmemek lazım. etmemek lazım. Bu aslında lazım. küçük yaşlarda başlayan küçük bir şey. Beslenme biçimi, çiğneme biçimi, yutma biçimi veya bir yiyecekle aramızdaki ilişkiyi sağlıklı olaraktan kurabilmek için mutlaka çocuk yaş grubundan itibaren bu eğitimi vermek lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sayenizde yeni ediyorum. bilgiler elde etmiş olduk. Bilmediğimiz şeyleri öğrenmiş olduk. İnşallah bir dahaki programda farklı bir konuyla sizi ağırlayalım. Çok sağlık. teşekkür, teşekkür ederim. Efendim biz bugün Sağlık Olsun'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısı Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Gerekle birlikteydik. Yutma bozuklukları neden oluyor? Belirtileri neler ve nasıl tedavi edilecek? Ve almamız gereken önlemler, dikkat etmemiz gereken konulara değinmeye çalıştık. Haftaya cumartesi günü saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde yine farklı bir uzman doktorla ve farklı bir konuyla sizlerin karşısında olacağız. Görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.